Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 28 Haziran Cuma günü niyetine siz sevgili takipçilerime, abonelerime ve beğeni yapanlara niyet ederek şöyle fincanımı kapatmış bulunmaktayım. Ben sizlerin niyetine kapatmışken lütfen sizler de kendi niyetlerinizi oğludu niyetiyle ve özellikle de kulağınızın duyabileceği bir şekilde dillendirmeyi lütfen ihmal etmeyin. Önce bir kahve ve ardından da bir tarot açılımımız olacak. Açılımlarımızda size ait olan pozitif enerjiyi alın lütfen. Negatif enerjiyi bırakın gitsin. Yeni gelen arkadaşlar da emeğe saygı için kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Hazırsanız ve niyetler tutulduysa hemen şöyle fincanınıza bir bakmak istiyorum. Bakalım bizlere neler gösteriyor. Hadi bakalım. Şöyle önceliğim sizlersiniz. Bir bakın bakalım fincanınıza. Evet. Bak şuradan başlayabilirim bir suret var ama bu siz değilsiniz. Bak bir yüz ifadesi var ama biraz karışmış. Biraz daha ee, nasıl diyeyim alnında siyah leke olan birisi var arkadaşlar. Aslında zor durumda olduğunu gösteriyor. Bu alnında siyah leke olması bir yalana bir iftiraya maruz kalmış kişiyi gösterir yakınınızda böyle gizli bir takım olaylar yaşanmış ve şimdi aslında onların ortaya çıkacağının da göstergesidir. Şöyle bir etrafınıza bakın bir bakalım. Yalana, iftiraya maruz kalan birisi var mı? Aslında hayatınızda olup da problemli olan bir kişiden bahsediyorum. Ama bu kişinin bu siyah lekesi sizde çıktığı için iftiraya uğradıysa aklanmak için sizden yardım isteyeceğini gösterir. Ya da bir yalana maruz kaldıysa işte sizden bir yardım talep edebilir ki bana yardımcı ol, bana destekçi ol gibi bir yardım isteme durumu olabilir. Bak bunu söyleyeyim. Ve siz de aslında destek vermek zorunda hissedeceksiniz kendinizi. Belli ki sizin de bildiğiniz bazı olaylar var, durumlar var ve özellikle söylüyorum ki yakınınızdan olmak gibi bir durumu var. Yakın bir kişi olması çok yüksek bir ihtimal onu söyleyeyim ve fincanın iç tarafına doğru şöyle bir baktığımda ona yardım etmek zorunda kalacaksınız. Eğer onun iftirası üzerinde kalmaya devam ederse siz de etkileneceksiniz. Yani onu aklama gibi bir durumunuz sizden kaynaklı olacak demektir. Şimdi arkadaşlar boşa çıkmış bir hayaliniz var. Evet hayalinizle alakalı böyle bir takım uğraşlar vermişsiniz. Ama dönüp tekrar başa dönüyorsunuz. Yani bu emeklerin de boşa çıkması, hayallerinizin de boşa gitmesi gibi bir duruma çıkıyor. Ne kadar emek verseniz de boş bir hayalin içinde ilerlemişsiniz demektir. Boş hayaller gerçekten kurmayın. Şimdi herkesin hayatı birbirinden farklıdır. Ama siz yapabileceğiniz durumunuzun el verdiği bir takım hayallere girişirseniz eğer sizler için boş hayal olmaz. Bak bunu da söyleyeyim. Bir de e, şansınızı bir konuda tekrardan deneyeceğinizi gösteriyor ama lütfen e, az önce de dediğim gibi boş olan işlerle zaman kaybetmeyin. Size getirisi olmayacak şeylerle zaman kaybetmemeniz gerekiyor. Şöyle bir şansınızı tekrardan deneyeceğiniz bir durum var. Belki bir iş yeri açtınız. Olmadı. Şimdi tekrardan şansınızı başka bir iş yeri açarak yapabilirsiniz. Mesela değerlendirebilirsiniz. Aslında bu konuda ikinci kere şansınızı denediğinizde bak şansının yaver gitmesi gibi bir durum var burada. Bak bunu söyleyeyim. Bakın fincan biraz dolu aslında onu söyleyeyim. Bu sizin dolu olmanızdan kaynaklı. Hadi böyle boynunu gösterirsin de çenenin altını. Bak ben buraya kadar geldim deriz ya. Tam da böyle bir durum. İçten içe dolmuşsunuz. Artık hani taşma değil bu. Ama kendinizi psikolojik olarak yaşadıklarınızdan kaynaklı doldurmuşsunuz. Belli ki istediklerinizi kolay elde edememişsiniz ya da yapmak istediklerinizi kolay yapamamışsınız ve hani ben e, bu noktaya geldim artık bana kimse ellemesin der gibi görünüyorsunuz. Ve e, şunu özellikle söyleyeceğim biliyorsunuz her zaman niyetler çok önemlidir. arkadaşlar birisi sizin etrafınızda böyle bir dönüp duruyor. Bak onu söyleyeyim Fincanda böyle değişik karakterler var açıkçası. Yani bu ne demek biliyor musun? seni bir çemberin içine almış. Sağda solda ne yaptığını bilen bir karakter seni dolduruyor, seni huzursuz ediyor. Çünkü nerede ne yaptığını biliyor ve o yaptıklarında huzuru bulmasın diye uğraşan bir karakter var ki önemli olan nokta da şudur ki o kişi yabancı bir kişi değil o kişi yakınınızdan olan bir kişi olduğunu da gösteriyor. Bak ben bunu söyleyeyim. Ama e, bu kişiye karşı bir gard geliştirmekte, bir duvar örmek, bir mesafe koymak da tamamen sizin elinizde. Yoksa durduk yere niye huzurum yok benim diye sorguluyorsanız eğer. Bak bunlar çok etkili sebepler. Bunu da söyleyelim. Evet ben şöyle hemen tabağınıza da bir bakmak istiyorum. Sonrasında kartlarımıza beraber bir geçeriz. Evet, hemen şöyle sizlere bir gösterelim, bir bakalım. Evet arkadaşlar, Ağızlar kapalı bir vaziyette çıkmış. Bak bunu söyleyeyim. Size anlatılan bir sırrı ölene kadar saklayacak bir potansiyeliniz var. Kimsenin bilmesini istemediğiniz olaylar konusunda tamamen ağzınızı kapattığınızı gösteriyor. Demek ki aslında insan ilişkilerinde kimseye bilmesini istemediğiniz bazı olayları içinizde sakladığınızı gösterir. Bak bu durum. Ağzınız açıldığında evet gerçekten insanları da etkileyecek şeyler anlatacaksınız ama şu anda ağzınızın bir kapalılığı olduğunu gösteriyor. Şimdi arkadaşlar bakın burada sürpriz bir takım durumlar var. Şimdi bebek gibi diyebileceğim bir durum yukarıda var ama şimdi şurada da parça parça mutluluklarınız gelmiş. Şimdi bebek çok güzeldir. Bir mucizevi bir şekilde bir hamilelik, sürpriz bir hamilelik haberi olabilir. Kendinize düşünebilirsiniz bunu ya da böyle bir haber alabilirsiniz ki bebek güzeldir. Hiç hamilelikle alakalı bir durumunuz dahi olmasa dahi sizin güzel bir takım gelişmeler yaşayacağınızı gösterir. Bak bu çok güzel bir durum. Ki altında da parça parça mutlulukların geleceğini yani gün ve gün ya da saat ve saat olarak söyleyeyim. Farklı saatlerde gelecek bazı müjdeli, güzel, mutlu edecek haberlerin geleceğinin de göstergesidir. Şimdi arkadaşlar bak ee, bazı konularda uyarılıyor musunuz? Şunu şöyle yapma böyle yap gibi. Bak uyarılma dediğimiz durum çoğu şeyde olabilir tamam mı? Bunu buraya bırakma da şuraya bırak gibi 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 söyleyebiliriz Burada e, fincan, haneyi, tabak dışarıyı gösterir Ben bunu her zaman söyledim Lütfen kendinize göre yorumlayın Ama dışarıdan birileri Sizin konuşma tarzınızı, halinizi, tavrınızı Davranışlarınızı beğenmediği için Sizi değiştirmeye çalışıyor Uyararak sizin bir tepki ya da bir davranış yaptığınız bir noktada sizi uyararak şöyle davran böyle davran gibi uyarmaya çalışıyor. Bu sizi değiştirmeye çalıştığının göstergesidir aslında. Ve siz bir direnç gösteriyorsunuz. Ya ben böyleyim. Ben bu yaşıma kadar böyle geldim. Şimdi niye değiştireyim kendimi? Niye onun bunun dediğini yapayım gibi bir direnç gösteriyorsunuz. Ki haklısınız da niye birilerinin söylediği şekilde davranırsınız ki? Bak gerçekten öyle. Ama bununla da bir e, bu kişiyle dediğim bir anlaşamamazlık. Yani sizi sürekli uyardığı için şöyle yap böyle yap dediği için e, size de bu uymadığı için o kişiyle bir tartışma bir zıtlaşma gibi arada bir e, durumun olması gibi bir durum var. Bak bunu da söyleyelim. Evet arkadaşlar ben şöyle hemen kartlarıma da bir geçmek istiyorum. Bir bakalım kartlarımız sizlerin niyetine karıştıracağım. Sizler de kesinlikle kendi niyetlerinizi oldu niyetiyle şöyle bir dillendirin bakalım. Evet, hadi bakalım güzelliğiyle gelsin, mutlu haberlerimiz gelsin, güzel gelişmeler gelsin. Kartlarımızı karıştırdık. Şöyle bir hemen ilk kartımızla bir başlayalım. Bak kılıç prensi geldi. İlk kartın geçmişle alakalı geldi. Şimdi geçmişle alakalı bayağı kestirip atmak istediğin bugünün ve geleceğini etkileyen bir durumun olduğundan bahseder. Kılıç prensinde ilerleyememenin sebebini geçmişte takılıp kaldığın bir olaya bağlar açıkçası. Şöyle bir düşünün bakalım. Travma gibi olabilir ya da bazı sıkıntılı durumlar olabilir. Bugününü ciddi anlamda etkiler. Ama bundan artık kurtulman gerekiyor. Ve sen de zaten o durumu... O olayı kestirip atmak istiyorsun. Bugünler bu kestirip atma konusunda bir insan ya da bir olayı hayatından çıkarma konusunda sana kolaylıkla gelecek demektir. Devam edelim bir bakalım. Kupa kraliçemiz geldi. Şimdi kupa kraliçesinde çok güzel bir bebeğimiz var. Gizli saklıdır. O yüzden böyle gecikmeli de olsa gelecek bir bebeği müjdeler. Bir bebek elinde de zaten bir balık var. Kısmetli bir bebeğin sizi bulacağını gösterir. Mesela işte uğraşıyorsunuzdur, bebek hayaliniz vardır, işte çocuk, bebek istiyorsunuzdur. Bununla alakalı uğraşlarınız varsa güzel gelişmelere hazır olun diyebilirim. Hatta nasipli bir bebeğin size bolluk bereket getirecek bir bebeğin sizlere geleceğinin de göstergesidir. Ha bana derseniz ki benim bebekle işim olmaz, çocukla işim olmaz derseniz sizlere gelecek uğraştığınız, mücadele ettiğiniz bir hayaliniz ya da hedefinizle alakalı çok güzel müjdeli bir haberi gösterir. Şimdi gelelim kraliçemize. Bakın kraliçemizin elinde bir kupa var. Bu bir zaferdir. Bu bir galibiyettir. Ama kupayı elde edene kadar üzerindeki taşları da üzerinden atacağını gösterir. Mesela bir işe girişmişsindir. O işte olumsuz durumlar, kötü durumlar olmuştur. Ve şimdi o kötü durumları üzerindeki taşları hayal kırıklıklarını üzerinden atıp bir zafer, bir galibiyet elde etme durumunuz var. Ayrıca önünüzde temiz bir suyun olması da önünüzün temizleneceğinin göstergesidir. Şöyle bir devam edelim. Bakalım sizlerin niyetine değnek üçlümüzden geldi. Şimdi değnek üçlüsünde şöyle bir durum var arkadaşlar. Uzaklara bakıyorsunuz. Ya uzaktan birine bekliyorsunuz ya bir haber bekliyorsunuz ya da siz uzaklara gitmek istiyorsunuz. Kafa dinlemek için, tatil için olabilir. Tek başınıza kalmak için olabilir. Bir yer değişikliği istemek gibi bir durumun içinde olduğunuzu gösteriyor. Uzaklara bakmanızdan bahsediyorum. Aynı zamanda eğer dışarıdan birisini bekliyorsanız bir müddet bekleyebilirsiniz ya da dışarıdan bir haber bekliyorsanız o haberin gelmesi biraz sizler için gecikebilir. Ama bakın dışarıda olan insanlar var. Onlarla iletişime de geçmek gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Devam edelim bakalım. Araba kartımızdan geldi. Şimdi bu araba kartı benim sevdiğim bir karttır. Bilirsiniz. Araba kartını şöyle düşünün. Hayatınızın bir araba olduğunu, o arabanın da direksiyonunda sizin olmanız gerektiğinden bahseder. Yani kontrolü ele almanız gerekiyor. Tamamıyla kendi şahsi hayatınızdan bahsediyorum. Kontrolü ele almanız gerekiyor. Kendi ayaklarınızın üstüne basan, hatta iyisiyle ve kötüsüyle şöyle kendi ayaklarının üstüne basıp ayakta durabilen bir karakter olabilmenizden bahsediyor. Sen tek başına kimsenin etkisi altında kalmadan kendi hayatındaki şahsi hayatında bir yol çizersen yükselişe geçeceğini gösteriyor ki bakın burada böyle bir yıldızımız da var. Çünkü kendi verdiğin kararlar senin kendi duygularınla verdiğin kararlar olduğu için otomatik olarak bir enerji yükselten kararlar olurlar. Evet arkadaşlar hasta mısınız? Hastalığa dikkat edin. Özellikle sizler için söylüyorum. Önce sizden başlıyorum yorumlamaya bunu söyleyeyim kendinize ait e, sakatlanmalar olabilir e, kazalar olabilir işte gribal enfeksiyonlar olabilir böyle bir hastalıklara karşı dikkatli olmanız gerektiğinden bahseder tılsım beşlisi Aynı zamanda bugünlerde biraz sıkıntılı zamanlardan geçildiğini sizin sıkıntılarla boğuştuğunuzu gösteren bir kartımdır ya da şöyle söyleyeyim bir yakınınızın sevdiğiniz bir insanın başına kötü bir şey geldiğinin haberiyle üzülebilirsiniz. Mesela siz hasta olmazsınız ama sevdiğiniz bir insan hasta olur. Ona da üzülebilirsiniz. Böyle bir durum var. Evet diğer kartımız kılıç ikilisinden geldi. Bakın göz ve kulaklar kapalı. Gözün ve kulağın kapalı olması, gözümün önünde de bir şeyler olsa iyi ya da kötü ben onları görmek istemiyorum demenizden kaynaklı. Ya da kulağınızın kapalı olması ben bazı insanları duymak istemiyorum, bazı olayları duymak istemiyorum, kim ne yaparsa yapsın demek gibi bir durum var arkadaşlar burada. Aynı zamanda kılıçlarla kendinizi koruyan bir şekilde. Evet gözünüz kapalı, kulağınız kapalı, görmüyorsunuz, duymuyorsunuz ama kılıçlarla da kendinizi koruyorsunuz. Kendinizi koruyabilme gibi bir yeteneğiniz olduğunu da gösterir. Size isteseler de kolay kolayına zarar veremeyeceklerini bildiğinizi gösteriyor aslında. Evet, asılan bir adamımız var. O da şimdi geldi. Bakın arkadaşlar. Asılan adam da bazı hayallerin ters tepeceğini gösterir. Mesela işte bir yola girmişsinizdir ama o yolda umduğunuzu bulamazsınız. Birisiyle sözleşmişsinizdir, bir karar vermişsinizdir ama o kararı tek başınıza yapmak zorunda kalabilirsiniz. Umduğunu bulamamak dediğimiz şey var ya tam olarak ondan ibaret bu asılan adam. Yani söz verenlerin sözünü tutmaması, şunu yaparım diyenlerin yapmaması, işte ben sana şöyle şöyle yaparım diyenlerin yapmaması gibi bir durum var. Burada kime güvenip de kime güvenmeyeceğini bugünlerde daha iyi öğreneceğini de gösterir. Evet ikili ilişkilere çokça dikkat diyen bir kartım geldi. Değnek beşlisi. Değnek beşlisinde çevrenizdeki insanlar bir zıtlaşma, bir tartışma, bir huzursuzluk durumunda. Şöyle ki mesela bir kalabalığa girersin bugünlerde ortada hiçbir şey yoktur. Ciddi söylüyorum bak ortada hiçbir şey yoktur. Ama kıskançlıktan kaynaklı, hasetlikten kaynaklı ortamda öyle bir hava vardır ki huzursuzsunuzdur. Memnun değilsinizdir o bulunduğunuz ortamdan. Tam da böyle bir durumu gösterir. O huzursuz, rahat olmadığınız ortamda çok fazla durmamanızı, durmamanız gerektiğinden bahsediyor çok durduğunuz takdirde o kalabalıkta bir tartışma, bir gürültü çıkması durumu var. Hoş olmayan durumlara aslında düşeceğinizi de gösterir. İkili ilişkilere çokça dikkat edilmesi gereken bir gün. Evet diğer kartımız kupasından geldi. Bakın temiz bir el ve sizlere uzatılan bir kupa. Bu sizin elinizde olabilir arkadaşlar. Bir niyetiniz vardır. O niyetinizle alakalı yalanlısız dolansız sıkıntısız bir takım işler yapıp da bir zafer, bir galibiyet ve bir başarı elde etme durumunuzu gösterir. Ayrıca ben bunu hem maddi hem de manevi olarak söylemek istiyorum. Bir haber alırsınız ki sevinçten göz yaşı dökeceğiniz bir haberden bahsediyorum. Haberci bir kuşumuz da var burada. Ama temiz bir iş yapacağınız, samimi bir iş yapacağınızın göstergesi olan kupa ası geldi. Ve temiz sularda yüzüyorsunuz. Mesela önünüzde engeller varsa bu kirli yoldan ibaret olduğunu gösterir ama şu anda temiz e, sularda sizin önünüzdeki engellerin kalkacağının da göstergesidir. Son kartımız evlilik kartından geldi. İlişkiniz yoksa ciddi olarak bakın evlilikle sonuçlanacak bir ilişkiye başlama durumunuz var. Belki platonik olarak birinden hoşlanıyorsunuz. Onun da sizden hoşlandığını öğrenebilirsiniz ve bir ilişki başlangıcı yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar mesela bu kartımızda ilişkin vardır. Bir evlilik teklifi alabilirsin ya da sen evlilik teklifi yapabilirsin. ...güzel sonuçlanacağını söyleyebilirim... Ee, ...sözlüsündür... ...nişanlı olursun... ...istemeler olur... ...sözler nişanlar... ...düğünler gerçekleşebilir... ...anlatabiliyor muyum... ...evliysen de... E, ...çoluk çocuğa karışmak gibi bir durumun var... ...belki de bugünlerde... ...böyle bir çocuk özlemini... E, ...giderebilirsin... ...bak şunu da söylemek istiyorum... ...madem evlilik ve mutluluk kartı olarak geldi... ...bu kartın... Aile içinde bazı sıkıntılarla boğuşuyorsan bugünlerde o sıkıntıların e, böyle bir azalması senin rahatlaman. Özellikle şu çekirdek ailenden bahsediyorum. Evliysen eşin ve çocuklarınla olan probleminden bahsediyorum rahatlamayı gösterir. Rahat bir nefes almayı gösterir. O sıkıntıların giderilmesi. Sıkıntının artık çözülmesi anlamına gelen bir kartım geldi. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar, sizlerin niyetine şöyle bir kahve ve tarot açılımı yaptık günü birlik olarak. Bugün niyet biliyorsunuz. Müsait oldukça zaten şöyle açılım yapmaya dikkat ediyorum ama gerçekten şu sıcaklarda ee, nasıl diyeyim ya? Bir takım zaman kısıtlamaları diyelim. Çok fazla video paylaşamıyorum. Bugünlerde farkındayım. Ama en kısa zamanda telafisi olacak. Bunu da söylemek istiyorum. Tekrardan eski düzenimize döneriz. Merak etmeyin. Evet açılımda size ait olan lütfen pozitif enerjiyi alın. Negatif enerjiyi bırakın gitsin. Yeni gelen arkadaşlar da emeğe saygı için kanalıma abone olup beğeni yaparsanız sevinirim. Tekrardan yeni bir açılımda görüşmek üzere diyorum. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun diliyorum. Hoşçakalın.